Değerli dostlar, sevgili yurttaşlar, Özgürlük Yürüyüşü'nün 19. gününü Aksaray'da tamamladık. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Bugün sabah duyurduğumuz üzere vergi uzmanı Ozan Bingöl dostumuzla birlikteydik. Türkiye'deki vergi adaletsizliğini gündem yapmaya çalıştık. Ve üniversite öğrencisi arkadaşlarımız gün boyu bizimle birlikte yürüdüler. Bugün Türkiye'de yalnızca bugünü değil, yarınları da çalınmak istenen ve tarikatlara mahkum edilen gençler için de yürüdük. AKP'nin belki de en belirgin özelliklerinden birisi gençlere olan düşmanlığı. Çünkü bir genç arayarak, araştırarak fikir edinir. Her duyduğuna inanmaz. Kendisini ve yaşadığı dünyayı daima sorgular. İşte iktidarın akademiye saldırılarının, eğitim sisteminin içini boşaltma girişimlerinin ta ilkokul sıralarından başlayarak gençleri maruz bıraktığı ideolojik saldırının temel sebebi de zaten budur. Onlar düşünen, sorgulayan değil, biat eden, kabul eden, sineye çeken bir gençlik istiyorlar. Tam da bunun için bizzat kendi elleriyle gençleri ne olduğu belirsiz tarikatların eline teslim ediyorlar. Bunu çok çeşitli biçimlerde yaptılar. Öğrencilerin barınabileceği yeterli sayıda devlet yurdu inşa etmediler. Onları tarikatları paravan olarak kullandığı dershanelere mahkum ettiler. Tarikatların işlediği sapkın suçları cezasızlıkla geçiştirip tarikatları ödüllendirdiler. Enes Kara kardeşimiz bu iğrenç düzene daha fazla dayanamayan ve yaşamına son veren adını bildiğimiz örneklerden yalnızca biriydi. Şu anda kaç kardeşimiz benzer sebeplerle tarikat yurtlarında maruz kaldıkları baskı nedeniyle psikolojik ve sağlık açısından sıkıntılar yaşıyorlar, yaşama tutulmaya çalışıyorlar, yaşama tutulma savaşı veriyorlar bilmiyoruz. Biz bedeli ne olursa olsun bu ülkeyi ve bu ülkenin geleceği olan gençleri tarikatların, cemaatlerin eline teslim etmeyeceğiz. Aman bize küserler mi, kızarlar mı diye zerre kaygımız yok. Tarikatların oyunu da desteğini de istemiyoruz. İnsanların inancını sömüren bu suç yuvalarını iktidara geldiğimizde derhal kapatacağımızı ve tüm suçlarını ortaya dökeceğimizi bir kez daha ifade ediyorum. Çünkü bugün arkasına iktidarın gücünü alarak din kisvesi altında sapkınca dürtülerini meydana saçanlarla görülecek bir hesabımız var. Onlara rağmen bu ülkeyi daha aydınlık bir geleceğe taşıyan genç arkadaşlarımıza da sözümüz var. Biz bu gerçeklere gözünü kapatmak isteyenlere karşı özgürlük için yürüyüşümüzü güçlenerek sürdüreceğiz. Emek için, emekçi için, gençlik için özgürlük demeye, ülkenin dört bir yanından yükselen sesleri birleştirerek yürümeye devam edeceğiz. Bu yürüyüşte elini vicdanına koyan, özgürlükten yana tavır alan herkesi bir adım daha atmaya, bir adım da bizimle birlikte olmaya çağırıyoruz. Özgürlük yürüyüşümüzü sürdürmeye devam edeceğiz. Şimdi bugün Hatay milletvekilimiz sevgili Can Atalay'ın bizlere özgürlük yürüyüşünde Filistin'le dayanışmak için ilettiği mesajı okuması için sözü genç arkadaşım Ayşen'e bırakıyorum. Tam 75 yıldır bir halk, Filistin halkı yok sayılıyor. Tam 75 yıldır çoluk çocuk, genç yaşlı, kadın erkek, silahlı silahsız demeden Filistin halkına her türlü araçla, yolla, yordamla zulmediliyor. 75 yıldır Siyonist işgalcilere her şey serbest, onların suçları görülmez, onlar yargılanmaz, hesap vermez. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere emperyalizm 75 yıldır bu zulmün hem hamisi hem de suç ortağı. Bugün 18 Ekim 2023, Netanyahu iktidarı 75 yıldır işlenen suçların yanına bir yenisini, yeni bir sabra ve şefike katliamını ekledi. İnsanlık tarihinde eşi az görülen biçimde bir hastanenin bombalanmasıyla gelinen aşamanın adını koymak durumundayız. Bu soykırımı derhal durdurmak ve sorumluların uluslararası ceza adaleti karşısında hiç gecikmeden çıkmalarını mücadele gündemimizin en üst sıralarına yazmak. Filistin halkına yönelen bu soykırımcı savaş derhal durdurulmalıdır. Başta 17 Ekim saldırısı olmak üzere 7 Ekim'den bu yana başta sivillere yönelik olanlar olmak üzere insanlığa karşı suç işlemiş herkese merkezin adalet önünde hesap vermesi güvence altına alınmalıdır.
Başta Gazze olmak üzere tüm bölgede derhal insani ateşkes kabul edilmelidir. Derhal ateşkes, derhal adil bir yaşam. Adil bir barış için tüm insanlığın ayrım gözetmeksizin sivillere karşı, saldırılara karşı ses yükseltmesi ve Filistin halkının haklarının daha fazla gecikmeksizin teslimi. Kahrolsun faşizm, kahrolsun emperyalizm, kahrolsun siyonizm. Yaşasın Filistin halkının haklı mücadelesi, yaşasın halkların kardeşliği. Sevgili Can'a Silivri zindanından ilettiği bu mesaj için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Umuyoruz en kısa zamanda Can'ı özgürlüğüne kavuşturacağız. Can'la birlikte gençlerin özgürlüğü için, Filistin halkının özgürlüğü için yürüyüşümüzü devam ettireceğiz.